Arkadaşlar merhabalar. Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Giyilebilir teknolojiler kategorisinde Android dünyasının güçlü akıllı saat alternatiflerinden Google BeerOS yüklü Samsung Galaxy Watch 4 serisini mi yoksa henüz yolun başında olduğu için gelişmeye devam eden HarmonyOS yüklü Huawei Watch 3 serisini mi tercih etmeliyiz? Eğer siz de oturmuş kara kara bu sorunun cevabını düşünüyorsanız teknik detaya girmeden öne çıkan özellikleriyle karşılaştırdığım bu bölümü izleyebilirsiniz. Öncelikle tekrar merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Ben maalesef grip salgınından etkilenerek hafif çaplı bir rahatsızlık geçiriyorum. Bu nedenle sesim biraz garip gelebilir. Kusura bakmayın. Başlamadan önce merakları için bölümde anlatacağım modeller de dahil olmak üzere kanalda birçok Huawei, Xiaomi, Samsung veya Apple gibi markaların hem akıllı saat veya akıllı bileklik incelemeleri hem de uygulama ve kullanım ipuçları bulunuyor. Şuralara ve şuralara eklediğim kısa yollardan göz atabilirsiniz. Karşılaştırmaya ise kutu içeriğiyle başlarsak her iki markada birbirinin kopyası, o yüzden bu bölümü hızlı geçiyorum. Aradaki tek fark Huawei Watch 3'ü kendi internet mağazasından satın alırsanız yanında 1400 liralık kulaklık ile gelmesi. Teknoloji marketlerinde veya diğer online satış sitelerinde böyle bir kampanyası bulunmuyor. Tasarım olarak her ikisi de yuvarlak hatlara sahipler. Akıllı saatleri tasarımda farklılaştıran detaylar bezel sisteminde başlıyor. Huawei bezel özelliğini yandaki yuvarlak düğmesine entegre ettiği için düğmenin boyutları biraz bence büyük olmuş. Samsung ise bu özelliği spor modelde dokunmatik, klasik modelde ise fiziksel metal çerçeve ile ekranın kenarlarına konumlandırmış. Tasarımı farklılaştıran ikinci büyük fark ise saatlerin içerisindeki bataryadan kaynaklanıyor. Çünkü Huawei, Samsung'a göre neredeyse iki kat daha yüksek kapasiteli bir batarya kullandığından haliyle daha kalın ve daha ağır. Bu yüzden akıllı saatleri önce mağazalarda mümkünse kolunuza takıp denemenizi tavsiye ederim. Çünkü bence satın alma kararınızı önemli ölçüde etkileyecek kadar birbirlerinden farklılar. Malzeme özelliklerine geldiğimizde Samsung alüminyum ve paslanmaz çelik gövdeli, Huawei ise paslanmaz çelik ve titanyum gövdeli seçeneklere sahip. Kayış alternatiflerinde her iki markada benzer seçenekleri sunarken pazardaki diğer alternatiflerle uyumlu standart bağlantılara sahipler. Yani Samsung için 20 mm'lik, Huawei için ise 22 mm'lik tüm seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Malzeme özelliklerinde yapabileceğim tek eleştiri, Huawei'nin daha uygun fiyatlı bir malzeme olan alüminyum gövdeli modelinin bulunmaması. Bu eksikliğin neden önemli olduğunu bölüm sonundaki fiyat değerlendirmesinde daha detaylı anlatacağım. Donanım tarafında eğer her iki markanın da detaylı teknik özelliklerini merak ediyorsanız önceki paylaşımlarıma göz atabilirsiniz. Çünkü bu bölümde sadece öne çıkan özelliklerinden bahsedeceğim. Ekran, sensör çeşitleri, işlemci, su geçirmezlik, Wi-Fi, GPS, NFC, Bluetooth gibi bağlantı seçeneklerinde hafıza, ROM, hoparlör ve mikrofon gibi özellikleri birbirleriyle fazlasıyla benzer. Bu aşamada Huawei ek olarak sunduğu eSIM desteği ve yüksek kapasiteli bataryası ile öne çıkıyor. Cep telefonlarında istersek eSIM kullanabiliyoruz. Ancak ülkemizde aynı GSM hattının iki farklı IMEI numarasına atanması yasak olduğundan eSIM desteğini akıllı saatlerde kullanamıyoruz. Bu nedenle maliyetini boş yere hem de ciddi oranda artıran bir özellik. Huawei'in bataryası diğer taraftan neredeyse Samsung'un iki katı kapasiteye sahip. Aradaki fark kullanım süresinin iki kat fazla olmasını da sağlıyor. Ben genellikle telefon veya akıllı saat fark etmeksizin tüm özelliklerini açık olarak kullanmayı sevdiğim için Galaxy Watch 4'ün pili bana ancak bir tam gün dayanabiliyor. Ama Huawei Watch 3 ile aynı kullanım şeklinde iki tam gün kullanabiliyorum. Yani Samsung modellerini her akşam şarj etmemiz gerekiyorken Huawei modellerini iki günde bir şarj edebiliyoruz. Diğer marka telefonlarla uyumlulukta da Samsung, diğer Android telefonlara destek vermeye devam ederken iPhone'larda kullanımı BeerOS işletim sistemi ile beraber ortadan kalktı. Huawei için de aynı durum geçerli diyebilirim. Çünkü Android telefonlarda akıllı saatin daha fazla özelliğini kullanabiliyorken iPhone'larda oldukça sınırlı kullanım ve nedense yarı yarıya azalan bir batarya süresiyle geliyor.
Kısaca eğer iPhone kullanıyorsanız her iki seçeneği de aklınızdan çıkarmanızı tavsiye ederim. Bu aşamada önemli bir bilgi olarak eğer Huawei Watch modellerini Huawei harici diğer telefonlarda kullanacaksanız Google Play Store'daki Huawei sağlık uygulamasının sürümü güncel olmadığından kurumu tamamlayamıyorsunuz. Güncel versiyonu için Huawei'nin kendi app galerisini kullanmanız gerekiyor. Açıklamalara da eklediğim APK dosyasını telefonunuza kurduktan sonra başta Huawei Sağlık veya Petal haritaları olmak üzere birçok uygulamayı saatinize buradan da indirebiliyorsunuz. Galaxy Watch 4 içinse Samsung harici diğer telefonlara Samsung Wearable ve Health uygulamalarının yüklenmesi gerekiyor. Şimdi de geldik akıllı saatlerin en keyifli bölümlerine, yani yeni işletim sistemlerine. Uygulama desteğiyle başlarsak artık her iki markada gerçek anlamda harici uygulama desteğine kavuştu. Her iki markada diyorum çünkü Samsung Watch'ta evet harici uygulama desteği vardı ama maalesef kaliteli seçeneklere sahip değildi. Huawei akıllı saatlerde ise zaten arayüz seçenekleri haricinde böyle bir imkanımız bulunmuyordu. Bu yüzden çoğunuz Huawei saatleri akıllı dediğim için bana yorumlardan da kızıyordunuz. Galaxy Watch 4 serisinde artık Play Store, Huawei Watch 3 serisinde ise HarmonyOS önceden yüklü olarak geliyor. Bu aşamada Samsung birkaç adım daha önde çünkü daha eski olduğundan haliyle yeterli olmasa da daha fazla uygulama seçeneğine sahip. HarmonyOS ise daha Temmuz ayında tanıtıldığından henüz düzgün uygulamaların sayısı çok az, yani işletim sisteminin oturması için biraz daha zamana ihtiyacı var. Navigasyon uygulaması olarak Galaxy Watch 4'te Google haritaları, Huawei Watch 3'te ise Petal haritaları kullanabiliyoruz. Her ikisi de hem yazılı olarak hem de harita üzerinde rota bilgisini gösterdiği gibi dönüşlerde sesli ve titreşimli uyarılar da verebiliyor. Saatleri kullanırken en çok keyif aldığım özelliklerden birisi açıkçası bu bölüm oldu. Müzik dinlemek için Samsung Watch 4 serisine YouTube Müzik, Spotify veya Shazam gibi alternatifleri yükleyebiliyoruz. Ayrıca çalma listelerini veya şarkıları indirip harici Bluetooth kulaklık veya hoparlöre bağlayarak dinleyebiliyoruz da. Huawei Watch 3 serisinden müzik dinlemek için şimdilik tek alternatifimiz yerleşik müzik uygulaması. Harici uygulamaları veya telefondan müzik indirmeyi şimdilik desteklemiyor. Eğer saate müzik indirmek isterseniz bunu yine yerleşik müzik uygulamasını kullanarak yapabiliyoruz. Huawei akıllı saatlerin tek avantajı yerleşik hoparlörünü kullanarak müzik de dinleyebilmek. Saat kadranı seçeneklerinde her iki modelde gerekenden fazlasını sunuyor. Hatta Huawei'de direkt oyun oynayabileceğiniz eğlenceli seçenekler bile var diyebilirim. Üstelik her biri kendi içerisinde arka plan, renk, akrep yelkovan ve göstergeleriyle tamamen özelleştirilebiliyor. Gelen mesajların takibinde her iki markada Türkçe karakter ve emoji desteği sunuyor. Fotoğrafların ön izlemesi ve gelen mesajlara cevap. Fotoğrafların ön izlemesi ve gelen mesajlara cevap verebilme sadece Samsung'da bulunuyor. Huawei Watch 3'te gelen fotoğraf sadece yazıyla gösterilirken mesajlara cevap verme özelliği de henüz Watch 3 serisinde maalesef bulunmuyor. Ancak internette yaptığım araştırmada sonraki güncelleme ile yanıtlama özelliğinin de ekleneceğini öğrendim. Türkçeyi de destekleyen sesli asistan şimdilik her iki markada da yerleşik olarak bulunmuyor. Samsung Watch 4'ün beta sürümünde Google Asistan test ediliyor. Dolayısıyla yakın zamanda kullanılabilir hale gelecek. Gelene kadar da elimizde Gboard gibi oldukça başarılı bir alternatifimiz bulunuyor. Huawei Watch 3'te Celia isimli asistan varmış ancak ben bir türlü aktif hale getiremedim. Belki de Huawei harici diğer telefonlarda kullanılamıyordur. Aranızda kullananlar varsa deneyimlerini yorumlardan paylaşabilirse çok sevinirim. Sağlık takibinde her iki markanın akıllı saati de 7/24 oksijen seviyesi, kalp atış hızı, uyku takibi ve stres seviyesinin ölçümünü yapabiliyor. Samsung Galaxy Watch 4'ün ek olarak bioimpedans, yani vücut, yağ ve kas oranının ölçümü ve henüz ülkemizde aktif olmayan EKG, tansiyon ve kan basıncı takibi gibi ek özellikler de var. Huawei Watch 3 serisi ise ek olarak deri sıcaklığı ölçümü yapabiliyor. Cihazlar bu kadar çok sağlık ölçümü yapabiliyorken tüm üretici firmalar sonuçların sadece kişisel amaçlı olarak kullanılabileceğini de ekliyorlar. Yani buradaki sonuçları herhangi bir hastalığın takibinde veya tedavisinde kullanmamanızı tavsiye ederim. Son olarak antrenman takibinde de yine her iki marka bence beklenenden fazlasını sağlıyor. İçerisinde belki de hiçbir zaman kullanmayacağımız antrenman çeşitleri bulunurken antrenmanları otomatik algılama veya ara verme gibi özellikleri de içerilerinde bulunuyor.
İşletim sistemini her iki marka için ayrı ayrı değerlendirecek olursam, Google VROS hem daha fazla özelliğe sahip hem de daha fazla harici uygulama desteği sunuyor. Huawei Watch 3'ün ise hem özellik hem de harici uygulamalar tarafında biraz daha geliştirilmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, son aşamada geldik asıl konuya, yani 2 saati de fiyat performans kriterlerine göre değerlendirmeye. Fiyat karşılaştırmasını satın aldığım giriş seviyesindeki modeller üzerinden yapacağım. Diğer modellerin fiyatlarını merak edenler açıklamalara eklediğim satın alma linklerinden göz atabilir. Samsung Galaxy Watch 4 alüminyum gövdeli 44 mm'lik modelin fiyatı 2400 lirayken Huawei Watch 3'ün paslanmaz çelik gövdeli 46 mm'lik giriş modelinin fiyatı 5000 lira. Aradaki fark, evet, iki kattan daha fazla. Şu an 5000 liraya orta segmentte oldukça güçlü donanımlara sahip cep telefonları satın alabiliyorken, bu fiyatları artık akıllı saatlerde de konuşuyor olmak beni açıkçası korkutuyor. Çünkü doların son günlerde rekor üzerine rekor kırması ile bu fiyatlar ilerleyen günlerde daha da artabilir. Huawei akıllı saatlerde maliyet artırıcı etkenlerden yüksek batarya kapasiteleri bence yerinde bir hamle olmuş. Ama Huawei burada keşke alüminyum gövdeli ve eSIM desteği bulunmayan modelleri de alternatiflerine ekleseydi, bu durumda aradaki fiyat farkı bu kadar yüksek olmazdı. Sonuç olarak eğer Huawei ekosistemini kullanıyor, ekstradan bir günlük pil süresini önemsiyor, bir de bütçeniz uygunsa Huawei Watch 3 serisini kesinlikle tercih edebilirsiniz. Ancak Huawei harici bir Android telefon kullanıyorsanız, bu durumda Google VROS işletim sistemli Samsung Watch 4 serisinde tercih edebilirsiniz. En başta belirttiğim gibi iPhone kullananlar her iki modeli de uyumlu olmadıkları için es geçebilirler. Evet arkadaşlar, sizler Galaxy Watch 4 ve Huawei Watch 3 modelleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Aradaki yüksek fiyat farkına rağmen Huawei Watch 3 serisini mi yoksa Samsung Watch 4 serisini mi tercih ederdiniz? Yorumlardan fikirlerinizi belirtebilirseniz sevinirim. Kapatmadan önce bana destek olmak için kanala abone olup içeriklerimi de arkadaşlarınıza önerebilirseniz çok sevinirim. Haftaya farklı bir içerikte veya önceden paylaştığım diğer videolarımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yüksek batarya kapasiteleri bence... Kapatmadan önce bana destek olmak için kanala... İçeriklerimi arkadaşlarınıza önerebilirseniz...